Benim anneannem Kafkasya'dan teyareyle getirip götürüyorlardı. Paşaların kızıydı. Hı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Öyleydi. Dedem de iki gözü kör öyle oturuyordu. Onlar oradan gelme. Ama biz bilmiyoruz. Öyle anlatıyordu rahmetli. Şimdi gençler başka. Senin istediğin gibi bir şeycik yapmıyorlar. Adet yok. Koşturuyorlar, bilmem ne yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Eskiden sırayla böyle hepsi duruyordu kızlar. Düğünde. O kızların bir tane şeyi oluyordu. Başörtüsünü bile böyle yapmaya ayıptı. Hatiago mu? O, Hatiago, Hatiago. Yanında bir yedek oluyor o yani başları. O gelip onun başörtüsünü böyle düzeltirdi. Yoksa kendi kendine Hatiago yaparsa yapıyordu. Ayıptı. Şimdi bakıyorum. Hiçbir şeycik ortada yok. Yok, kalmadı. Sakız da çiğniyorlar, bilmem ne yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Uzun elbise yok. Elbise hiç yok. Ondan sonra pantolonla, Çerkes düğüne gidiyorsan pantolonla hiç çıkma. Evet. Hadi başını bırak. Başını bırak onu. Evet. O yapsan da olur, yapmasan da olur. O şimdi ama, önemli yok. Evet. Ama şimdi elbise bu uzun elbiseyle, uzun kollayla daha güzel yakışıyor. Çerkes. Öyle biz de yakıştırıyoruz. Eskiden başörtüsü böyle vardı. Dünyada böyle yapamazdın. Çok ayıptı. Kendim bağlayamazdım. Şeyci o Hatiako diyorlar Hatiako, ama Hatiako. Onu, yani onların başı yani. Tabii Hatiako evet. O geliyordu onun kızın başörtüsünü düzeltiyordu. Oynarken bile ne böyle yapsın ya şöyle yapsın. Şimdi hoplaya 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 çocuktan daha çok kız hopluyor. Evet. Çok ayıp. Evet. Kesinlikle. Hiç böyle bir şey olmazdı. Olsa da çok ayıptı. En güzel kim oynuyor? En güzel edebli kim? Bunu böyle akşam üzeri yaşlılar geliyordu, oturuyorlardı. Onlar bakıyorlardı. Filanın kızı ona adeti veriyor. Filanın kızına bu da çok edebli. Ay bu da bunun boyu da çok güzel. Allah. Böyle yani paylaştırıyorlardı. Konuşuyorlardı. Hiçbir şeycik yok. Hiçbir şeycik yok şimdi. Bakıyorsun, hopluyor, zıplıyor, bir şeycik yok. Akşam hele hiç dedim ki Ziya dedim, bu nedir bu dedim, çocuk oyun ol dedi. Yollar mı topladılar bunları dedim. Ama güzel oynuyorlar, gençler daha ufaklar. Ben ufak çocukları böyle çok seviyorum. Güzel oynadılar. Gidiyorlar şimdi mesela bu evde kız var, o evde kız var. Bak seni almaya geleceğim diyor, ona haber veriyor, giyiniyor, hazırlanıyor. Sırayla böyle hep geziyor o kızdan, o oğlandan, o gelin. Evet. Ondan sonra bitince tekrar ona ya verdiği abi. Haberden topluyor. Böyle topluyor hepsini. Alıyor, getiriyor. Ondan sonra içeride giyiniyorlar, kuşanıyorlar, sıraya diziliyorlar. Sıraya da dizecek olduğu zaman böyle tahta vuruyorlar ya böyle. O tahtaya armanlık da çalıyorlar. Şimdi kızlar çıkacak demiyor, kıyamet kopuyor. Yani sen içeride kıyamet hemen kopuyor. Çıkmıyorsun. Hemen bağırışıyorlar, çığlışıyorlar. Şey yapıyorlar. Geliyorlar sıraya oturuyorlar. Onların da bir başı var. Kızların da bir başı var. Muhakkak o başları olan kız dünyada böyle elbisesine bakardı, çorabına bakardı, geriden bakardı. Noksanları varsa hemen o düzeltirdi. Oynarken bu başörtüsü böyle kaymış, kız duruyor. Hemen öteki gelin geliyor, onun başörtüsünü düzeltiyor, eğiliyor, geri çıkıyor. Alıyor onu, yerine koyuyor. Yani böyle gezip seni almazlarsa kendi başına gitmek çok ayıptı. Şu yukarıda düğün olsa, ben burada kız olsam kendi başıma gidemem. Tamam. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi hiçbir şey arama, adet yok. Dur. Bitti. Düğün bir ara veriyorlar ya, dinleniyorlar. Ara veriyorlar, şimdi kızlar da içeri giriyor. İçeridesin, sen de dinleniyorsun. Şimdi kız çıkarma şeyi o mızkası var, çalarlar. Şaşak iş. Ha, yani kızları dışarı çıkarma şeyi o. Şaşak değil. Şaşak iş. Eğer bir tanesi o sıradaki bir tane çıkmazsa katiyen durmaz o.
Sen öyle çıkmam, ben çıkmam. Ha, öyle bir şey yok. Çıkacaksın, sıraya duracaksın. Hatiako seni alıp da gel oyna derse oynarsın. Yoksa oynamak, istediğimde oynayayım, öyle bir şey yok yani. Çok güzel. Sonra mesela piyasa yapardı çocuklar, delikanlılar. Böyle kahveden aşağı kadar giderlerdi yolda. Bizim çok yola yakın olduğumuz için biz oturamayız. Çocuklar geçiyorsa muhakkak çocuk değil, yaşlı, delikanlı bizden çocuklar. Daha büyük delikanlılar da geçse, benim yaşımda olsa da ben muhakkak ayağa şöyle kalkmam lazım. Kalkacağım o geçtikten sonra. Mesela bizim çeşmemiz dışarıdaydı. Şimdi bitti. Herkeste var çeşme. Dışarıdaydı. Çıkıyoruz çeşmeye, su almaya gidiyoruz. Eğer yola çıktığımız zaman yukarıdan veya aşağıda bir büyük geçiyorsa, ta çeşme şurası bizim o zaman. O gelip geçene kadar biz böyle kenarda beklerdik. Asla geçemezsin. Yolu geçemezsin onun önünü. Onun önünü geçemezsin. Yaşlı ta nerede? Ta aşağıdan geliyor. Bekleyeceksin. Ya geri gireceksin. Böyle bekleyeceksin. O geçtikten sonra onun için biz geçerken bakardık aşağı yukarı. Kimse yok. Hemen geçiyorduk yolu. Beklemeyelim diye. Sıradan böyle kızlar dururken çocuklar hiç yanına sokulmazdı. O çocukların bir başı var ya. He. O çocuk filan, şimdi bu çocuk bir kızı beğendi de mi hemen o elçi olan çocuğa gel buraya diyor, söylüyor, bir şeyler yazıyor, yazsa da oluyor, yazmasa da bunu söyleyeceksin diyor, onu çok beğendim diyor. He. Gidiyor söyleme, onun yanına sokmuyorlar, kıyamet kopuyor. Bu kaşan olmak için. Kaşan he. Öyle şey yapamaz. Evet. Atıyorum sizin gibi böyle bir yabancı gelse, sırada kızlar duruyor böyle. Ben filanca kızı çok beğendim diyor ama Hatiako'ya söylüyor onu. Sen şey yapamazsın, asla öyle bir şey olur mu? Hatiako'ya ya git şuna, o şeylerle halüc deriz ya. Halücler vardı eskiden, şimdi yok. Ona gönderir. Bir kağıda sarıyor onu, gönderiyor, kıza adet gönderiyor. Adet olduğu için kabul ederdi yani, adet ya, kabul ederdi, reddetmezdi yani. Ama şimdi hiçbiri kalmadı, aşağı yukarı 75-76 senesine kadar. Şimdi çok serbestler, çok bitti yani, böyle bizim çok tuhafımıza gidiyor ama yapacak bir şey yok yani. Saygıyı çok seviyorum ben, çok güzeldi, hoşuma giderdi. Şimdi yani mesela büyüğünü de görse de saygı yapan yok, küçüğüne fazla şey yapan yok. Bir karmaşık bir şey yani böyle. Nedenini bilmiyorum tabii. Bu galiba bu televizyonlar bozdu zaten. Çünkü ben... buraya kadar kolları kısa, buraya, şey buraya kadar elbisesi. Dımbır 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 dımbır. Televizyonlar bozdu. Sonra bizim zamanımızda mesela liseye giden falan olmuyordu. Herkes kendi köyünde, etrafında falan. Öyleydi. Şimdi tabii okullara gidince aynı Yalova'daki, atıyorum İstanbul'daki üniversitelerde neler varsa bizim köydekiler de aynı. Hiç değişik bir şey yok. Şimdi öyle geldi. Çerkezle çok fazla evlenmedi. Türklerle evlenildi. Karışıklıklar yani oluyor mu? Etrafta Çerkez köyü olmadığından dolayı mı acaba? Çerkez köyü tabii biraz olmadığından dolayı, ne bileyim, köy içinden de evlenenler oluyordu. Oldu mu? Tabii oluyordu. Ama biz mahalle yani, içinde ama evlenmeyiz. Ama mahalle içinde değil. Evet, mahalle yani, içindekiler genelde bizden... Çerkez köylerinde o köyden evlenmezler. Yani evet, genelde çok uzak işte, olması lazım. Aynı mahalle içinde olmuyor. Olmuyor. Benim iki tane oğlum var, hele bir tanesi Çerkez hastası yani, çok güzel şey yapar yani öyle. Sever. Yürütmeye çalışır falan. Lazlar var komşumuz tabii, orada değişik karışık insanlar. Göndermezdi kızlarını, derdim ki hani biz Çerkesiz, benim çocuklarım senin kızlarını hani kardeş gibi sahip çıkarlar, korkma derdim. Hani versen de almazlar. Neden? Öyle bir adetimiz var çünkü. Buradan görüyorlar ya. Yani bizde öyle bir adet var, versen dahi almazlar. Hani kızlarını çok seviyorum ama almayız biz, merak etme derdim yani. Öyle adet çünkü, komşuyu almıyoruz biz. Evet. Ama hep çocuklarımıza söylememiz lazım ya. Biraz da çocuklarımıza anlatmamız lazım. Ben oturum böyle hani şey anlatır gibi anlatırım onlara. Anne yani şimdi adetleri böyle anlatmaya çalıştığınızda ki hiç kalmadı. Hiç yok yani. Ama aman yani adet mi falan deyip böyle bir itiliyorsunuz yani, evet, anlamayanlar evet, tarafından. Evet, evet. Çerkez olmayan şimdi, yine yani karıştık, hep birbirimize girdik artık yani. Tabii bunları isteyerek yaptık. Biraz ağır geldi. Etrafta yapan çok böyle yakın köy olmadığı için diğer dediğimiz Çerkez köyleri 5-6 köy falan oluyor. Onlar hem şehre çok uzak. Evet. Hem onlar de birbirlerine çok yakın köyler. Evet. Onlar biraz daha daha yapıyorlardı. Evet, hakikaten. Çerkez olarak kaldılar. Yanına ahır yapar ama biz yapmayız. Şey konusunda çok şey bilemeyeceğim ama en belirgin özelliği önce
dışarılarını temiz, evet, tutmak. Evet. Gelen kapıya bir yabancı gelse evin içine girmez. Hani kapıdan bir şey konuşur, sorar, gider. Kapının önünü temiz görmesi lazım. Önce yok, evinden önce kapılar, yok işte kapı önleri mutlaka temizlenmesi bak, gerekiyor. Benim zamanımda mesela şu kapının önü. Yollar bile kadar yolları süpürüyordu. Yani. İlk önce yol süpürüyordu. Sonra avlu temizleniyordu dediği gibi. Her tarafı derli toplu. Ondan sonra eve girer, evde işini yaparsın. Her sabah. Her sabah mutlaka ama. Çünkü gelip geçen diyecek ya filanca. Sabahları ilk uyanınca bahçeyi hani süpürüyordunuz ya. Bir düğün var. Onu soruyor. Benim de abim var, atıyor. O çok önemli. Gelinler kalktığı gibi kimse kalkmadan bahçenin her tarafını siler süpürür. Kapıyı kapatır oturur. Dur şimdi bak ablam. O delikanlı alıyor 2-3 tane erkek çocuğu getiriyor ki biz bunu yaptık yani yaşadık. Ben de yoktu da ben amcamın oğlu vardı. Amcamın oğlu misafir getiriyor. O zaman da elektrik yok evlerde. Bak elektrik yok. Dışarıya ocak var. Ocakta soba diyorum ben de. Ocakta odunu yakıyoruz. Kömür haline getiriyoruz. Kömürle çoraplar yıkanıyor. Pantolonları siliniyor, ütüleniyor tertemiz. Sabahleyin kalktığı zaman çorap tertemiz giyecek. Kurumazsa ütüyle kurutuyoruz yakmadan. Bütün gece uyumuyorduk. Ne eziyet çekmişiz şimdikiler rahat. İnan ki yaptık biz bunu yani yapıyorduk. Bunu eve gelen misafire tabii, mi yapıyorsunuz? Tabii tabii. Gelen misafir erkeklere. Peki onlar uyuduktan sonra. Uyuduktan sonra o hiç duymadan tabii, haberi olmadı. Abin alıyor onları getiriyor kardeş. Neyse abin onu getiriyor onları. Onları tertemiz silersin. Çamurlandı, tozlandı. Şimdi tertemiz, olsa... Ayakkabılar silinir. Çoraplar tertemiz, eline vereceksin, onları götürüp yerine koyacak, tertemiz giyecek. Düğüne gittiği zaman, bu kimin çocuklar kimdeydi ya? Bak, kimin evinden? Kimin evinden çıktı? Atıyorum Kevser'e gittiler. Oo, ne hamar atmış bu, ne kadar güzel. Hani tertibi düzeni varmış, adet biliyor. Şimdi bir şey kalmadı, biz onları yaşadığımız için. Biraz şey geliyor bana çok, Türkleştik yani, yok Çerkes adeti diye bir şey kalmadı valla. Yani erkeklere çok hürmet edilirdi. Evet, evet. Erkeklere. Yani bütün gece uyumuyorsun ya, ütü yapıyorsun, neden şey acaba? Yapıyorsun. Öyle ya, öyle öğretilmiş. Öyle öğretildik, evet. Öyle öğretilmiş. Yani yoldan, işte ablam az önce anlattı, yoldan bir erkek geçse, şurada oturuyorsan mutlaka ayağa kalkılırdı. Yani. Düğünlerde erkekler çok hürmetli davranır. Hiçbir saygısızlık görmedik ve bizim düğünlerde asla içki içilmezdi, asla. Mesela bizim köyün çocukları bizi toplayıp, atıyorum İstanbul'da düğün var. Götürürler. Toplayıp götürüyorlar. Teslim ederler. Vapurda olsun, arabada olsun, vapurda biniyoruz mesela böyle oturuyor. Sağa sola bakmayın, önünüze bakın. Yani bizim. Burada senin görüştüğün, konuştuğun çocuk olsa bile orada seni muhafaza ediyor. Öyleydi yani. Sen sağa sola gideyim gezeyim. Öyle bir şey yok. Yapamazsın. Onların şeyi böyle kanatları altına götürür. İsterse Fizan'a git. Ama adet öyle. Annen gelmiyor. O çocuklar götürüyor yani tabii. Aşırı korumacı da. Getirir evine, teslim eder. Al kızın teslim. Ondan sonra biz öyle yani hiçbir şey. En ufak bir yanlışlık yapılmadı ve duyulmadı bu köyde. En ufak bir yanlışlık ama. Burada bir erkek tarafı. Çerkezlerde böyleydi. Yani. Evet. Evet. Ufacık yani şuna şu oldu. Asla böyle bir şey olmadı. Bizim köyde dul kadın çok, dul, gencecik dul. Asla bir şey olmaz, asla hem de. Yani kaşen dediğimiz olay, o kaşen de olsa, o kaşenin de... Tabii tabii, burada kaşen olsa, o da o kaşen olmuyor orada. Korunur. Önüne bak, kaşen sağa sola bakma falan böyle yani, seni şey yapar.